Herkese merhaba. Bu yayında Müge ile birlikte Agatha Christie'den bir kitabı ele alacağız. Kitabımızın ismi Gizli Düşman. Agatha Christie'nin yazmış olduğu ikinci kitabı. 1922 yılında ilk kez yayımlanıyor. Ve yine polisiye türünde yazılmış olan bir kitap. Öncelikle Müge hoş geldin diyeyim. Oradan devam Merhaba, edelim. hoş bulduk herkese. Tekrar yeni bir Agatha Christie serisinde Nasıl beğendin mi kitabı? Öncelikle onu sorayım. Düşüncen nedir birlikteyiz. genel bir? Yani ben kitap hakkında daha önce hiçbir bilgi sahibi değildim. Sadece daha önceki videoda da söylediğimiz gibi yazarın yazım sırasına göre tarihsel olarak sıraladık kitapları ve o şekilde okuyoruz. Ve daha önce hiç Agatha Christie okumadığım için de yani bilinçli olarak diyeyim. Belki küçüklüğümde okuduğum kitapları vardır ama hatırlamıyorum yani konularını da. O yüzden bu kitabı ilk elime aldığımda ben gene acaba Poirot'un hikayesinden mi okuyacağız diye bekledim. Sayfaları çevirdikçe onu bulamadım. Bambaşka bir hikayenin içine girdim. O yüzden böyle keyifli bir okumaydı benim için. İnanır mısın? Bende de bu kitap aktı gitti ya gerçekten. Hani bir sonraki bölümde ne olacak şimdi? Karakterlerimiz neler yaşayacak diye heyecanla okudum. Çok eğlenceli geçti. Tabii bazı noktalarda yine sorguladığım şeyler oldu. Niye böyle davrandı bu karakter? Niye böyle yaptı falan dedim. Ama onları zaten detaylı konuşuruz. İstersen Evet. önce yavaştan bir kitabın konusundan bahsedelim. Ardından daha detaylı bir şekilde kitabın içeriğiyle ilgili konuşuruz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim başlamadan dinleyenlere. Eğer ki kitabı okumadıysanız lütfen kitabı okuyup öyle gelip bu yayını dinleyin. Çünkü içerikle ilgili bol bol konuşacağımız ve belki de kitabın sonunu muhtemelen de söyleriz. Evet. Bunlardan bahsedeceğimiz için okuduktan sonra dinlemeniz daha iyi olabilir. Şimdi bunu söyledikten sonra istersen sen anlat bu kez kitabın konusunu. Oradan devam edelim ya. Tamam. Kısaca bahsetmek gerekirse bu romanda Jane Finn adında bir kadın karakterin peşine düşüyoruz. Ama kitap öyle çarpıcı başlıyor ki bu Jane Finn karakterinin peşine gerçekten düşme ihtiyacı duyuyoruz yani. Kim bu kadın, taşıdığı dokümanlar nedir falan diye. Şöyle başlayalım. Belki daha derli toplu olur. Birinci Dünya Savaşı'nın artık son dönemlerinde diyelim ya da başlarında 1915 yılında bir geminin, Lusitania gemisinin bir Alman botu tarafından vurularak batırılmasıyla olay başlıyor. Bu geminin içerisinde çok fazla sayıda Amerikan vatandaşı olduğu için Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na giriş olayı olarak kabul ediliyor. Bu olayı ben araştırdım. Gerçekten de bu olay olan bir durumdan başlamış aslında roman. Tam bu geminin batış esnasında işte kadınlar ve çocuklar öncelikli olarak kurtarılmaya çalışılırken orada Filika'ya binmeyi bekleyen bir genç bir kadın var. Bu kadına daha önce de soylular sınıfında görmüş olduğu bir adam yaklaşıyor gizlice ve ona bazı belgelerin kurtarılması gerektiğini fakat kendisinin Filika'ya binip binilmeyeceğinden emin olamadığı için emanet etmesi gerektiğini belirtiyor ve ona çeşitli belgeler veriyor. Eğer gemiden kurtarılırsa, adam da kurtulursa Times gazetesine bir ilan vererek İşte bu belgeleri kendisine alacağını ama eğer kurtulamazsa da bu belgeleri Amerikan Büyükelçiliği'ne Londra'daki teslim etmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bundan sonra olay bambaşka bir yere gidiyor. Çünkü kadın gemiden kurtarılıyor fakat adam ölü bulunuyor. Cesedi kıyıya vurmuş bulunuyor. Fakat belgeler de ortadan kayıp, kadın da ortadan kayıp. Bu kadının ortadan kaybolmasının ardından olay bambaşka bir yere geliyor. Biz bu kadının peşine genç maceracılar ekibiyle düşmeye başlıyoruz. İstersen o kısmı da sen anlat. Şimdi bu genç maceracılar ekibi bana oldukça komik geldi. Yani bu ekibi bulma hikayeleri özellikle hani çocukken oyun oynarız ya. Hadi bir ekip olalım da gizemleri çözelim falan diye koştururuz arkadaşlarımızla. Aynen o kafada bulunmuş bir ekip aslında. Tommy ve Tuppence isimli iki arkadaşın kurmuş oldukları bir şirket aslında. Yani tabii o zamanki yasal süreçleri bilemiyoruz. Yasal olarak bir altyapı göremedim ben burada ama o herhalde çok da girmemiz gereken bir mesele değil. Tommy ve Tuppence birbirlerini uzun süredir tanıyan kişiler. Tommy bildiğim kadarıyla bir asker ve Tuppence da daha öncesinde savaş dönemindeyken hemşirelik görevinde bulunmuş, gönüllü hemşire olarak çalışmış. Ardından ikisinin de Londra'da olduğu bir gün karşılaşıyorlar.
Bir şekilde muhabbet etmeye başlıyorlar. Aralarındaki o özlemi gidermeye çalışıyorlar derken bir şekilde konu işsizliğe, iş bulmaya, para kazanmaya falan gelince yine aslında modern hayatımızın büyük bir düşmanı ve büyük bir alanı olan işsizlik, toplumda kendine yer bulma gibi konulara girmeye başlıyorlar. Bu sırada Tuffins Evet, da 1900 pardon. tabii, sen devam et. Sen söyle. Ya işte aslında şu an 2022 yılındayız. 1922'de yazılmış bu kitap. 100 senede değişen hiçbir şey olmadığını gördüğümüz bir an yani Evet. kitapta. Ben de orada biraz kendimi gördüm açıkçası. Evet. Bundan sonra Tuppence daha deli dolu, biraz daha hareketli bir kişi. Ve bu sebepten de ilginç fikirleri var. Tommy'ye diyor ki birlikte bir ekip kuralım. Genç Maceracılar Ekibi isminde bir ekip kuralım ve gizemli olayları çözelim. Herkesten bir şekilde bazı şeyleri çözeceğimize dair para alırız. Bu parayla da geçinir gideriz diyor. Aslında niyeti bence para söğüşlemek insanlardan. Bu Aynen, çünkü şekilde. diğer niyeti de ya zengin bir adamla evlenmek veya bu şekilde birilerinin işlerini yaparak para kazanmak gibi niyeti var. Yani burada görüyoruz ki aslında kız biraz daha maceracı taraf. Zaten fikir de ondan çıkıyor. Tommy sadece onun eski bir arkadaş olarak onu da çok kırmak istemiyor. Belki onunla birlikte vakit geçirmek istiyor. Bu yüzden bu maceraya o da atılıyor. Ama çok da gönüllü olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, Tommy biraz daha sakin bir yapıda insan. Ve bir şekilde ikisi birlikte konuşurlarken Jane Finn'in de içinde olduğu ilginç bir olaya dahil olmak zorunda kalıyorlar. Zorunda kalıyorlar diyorum çünkü tesadüflerden yola çıkarak bir anda kendilerini bu olayların içinde buluyorlar. Bundan sonra Jane Finn nasıl ortadan kayboldu? Bu belgelerin asıl içeriği nedir? Ve neye yarayacak? Bunları okuyoruz. Bir yandan da bu olayların asıl suçlusu olarak bilinen gizemli bir ismimiz var. Bay Brown isminde. Bay Brown kim? Bize birçok karakter yine tanıştırılıyor ve bu karakterler içinden acaba hangisi Bay Brown? Hangisinin hareketleri daha şüpheli? Ben sürekli kafamda bunları döndürüyorum. Sonuçta yazar iki kişi arasında bırakıyor okuru. En azından benim o şekilde oldu. Senin nasıldı bilmiyorum. Ve Kesinlikle. düşündüğüm kişi çıkmadı diyeyim. Benim de. Yani aslında birkaç ipucu vermişti. O kişi ortaya çıktıktan sonra ipuçlarını anlamaya başlıyoruz ama işte o kaçırdığım bir yer olmuş yani. Çünkü diğer Julius herhalde senin de tahmin ettiğin kişi Evet. Julius'tu. İşte o Julius'un da hayatına baktığımız zaman gerçek mi, gerçekten kuzeni mi, değil mi, onu bile şüpheye düştük yani. Orada Julius'un olabileceği %90 gibi bir ihtimaldi benim aklımda. Ben de aynı şekilde düşünmüştüm. Ama sonrasında avukattı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Avukat çıkmıştı. Burada da kitabın sonunu söyledim şu anda. Çok da güzel oldu gerçekten. Olsun. Ya şimdi yine kitapta bazı kısımlar var. Benim sana da sormak istediğim şeyler var. İlk kitapta hatırlarsan baş karakterimiz sırf kız üzüldüğü için evlenme teklif ediyordu. Aynen, bu konuya değineceğini biliyordum. Neden bu Agatha Christie romanlarında hiç alakasız sahnelerde birdenbire bir evlenme teklifi ortaya Evet. çıkıyor? Bunu daha çözemedim. Diğer kitaplarda çıkacak mı merak ediyorum. Ya eğer çıkarsa ben gerçekten bunu araştırmaya başlayacağım artık. Bir sıkıntı Evet. var bence bu konuda. Yani Yani durup dururken hiçbir şey yokken ortada ilginç bir detaydı yani. ilgisini de göremiyoruz biz kitapta. Şimdi Tommy ile Tuppence arasında bir his var bence. Onu bir tık Evet. görebiliyoruz. Ama Julius'ta ben bunu hiç göremedim mesela. Zaten onunla evlenmeye teklif etti. Ardından dedi ki ben kuzenimi seviyordum. Yani Evet. Ya orası da çok ilginç bir detaydı. Çünkü belki de yazar şöyle düşünmüş olabilir. Tommy ile Tuppence'ın arasındaki ilişkilerin birbirlerinin farkına varsınlar diye de böyle bir detay ortaya koymuş olabilir. Çünkü Julius Tuppence'a evlenme teklif ettiğinde o sırada Tommy ortadan kayboluyor zaten. Tuppence Tommy'yi düşünüyor. Bu sırada evlenme teklifi oluyor. O hislerinin farkına varıyor falan. Tamam, buraya geçtim ama hadi kitabın sonunda Julius kuzeni ise kuzeniyle nasıl evlenme
şeyine giriyor. Onu da anlamadım yani. Bence zaten kitapta da diyor ya, sadece fotoğrafını gördüm, fotoğrafından çok etkilendim deyip başlıyor. Ama sanki birbirlerini de çok sürekli görmüşler gibi bir şeye bağladılar sonunda. Ve kız da bir Aynen öyle. Sonra şekilde kafam karıştı yani. orada benim de devreler yandı biraz ama artık Ya hayırlısı. diyorum, hızlı okurken acaba dedim bir şey mi atladım, ne yaptım? Yani gerçekten kuzeniyle evleniyor dedim. Acaba daha önceki durumlarda işte kuzeni olmayabilir, şöyle olabilir falan gibi laflar geçiyordu. Dedim gerçekten değil mi acaba? Ama herhalde kuzeni yani. Ya ben yani evlilikle ilgili değişik düşünceleri olduğunu düşünmeye başladım Agatha Christie'nin bu kitabı da okuduktan sonra. Sıradaki kitapları okurken bu tarz şeylerle karşılaşırsam ciddi anlamda bu kısmı araştırmaya başlayacağım artık. Yani çünkü ilginç Belki geldi. de şöyle yapabiliriz. Bir 5 kitap sonra Agatha Christie'nin hayatının yazıldığı bir kitap var benim elimde. Onu okuruz. Bir 5 kitap üzerinden Agatha Christie'nin hayatını bir değerlendiririz. Sonra devam ederiz o ışık altında. Olabilir aslında. Bu da ilginç bir ya da daha farklı bir gözle kitaplara bakmamızı sağlayabilir. Çünkü bunlar Evet, ilk ama yazdığı bir 5 kitap kitaplar. verelim bence. Tabii. Bir de ilk yazdığı kitaplar ya, şimdi ara sıra acemiliğini de görüyorsun böyle bazı konularda. Ama onun acemiliğine değinmeden önce açıkçası kitabın yayın evinin özensizliğine birazcık değinmek istiyorum. Sanırım editoryal olarak bir sıkıntı vardı ya da çeviride bir sıkıntı vardı. Bendeki kitap 5. baskı olması lazım. Pardon, 3. baskıymış. Ve 3 baskıda da düzeltemedikleri bazı kısımlar vardı. Bazı cümleler düşüktü. Onun dışında bazı kelimeler yanlış yazılmıştı ve bu kitabın her sayfasında yani her sayfasında demeyeyim ama her bölümde birkaç tane bulabiliyorduk bu şekilde. Senin nasıldı elindeki baskı? Sen karşılaştın mı böyle sıkıntılarla? Ben çok açıkçası dikkat etmedim buna. Normalde çok böyle göz tırmalayan ya da okurken beni sekteye uğratacak bir şeyle karşılaşmadım ama ben de kendi baskıma bakayım bir dakika. Ben de 1. baskıymış. Birinci baskı. Ben de üçüncü baskı. Üçüncü baskı acaba çevirmen falan mı değişti? Çiğdem Öztekin diyor çevirisi. Benimki de öyle. Ya şeyler falan vardı. Şimdi kelime hataları falan vardı arada. Bazı kelimelerin yazımı. Ondan sonra işte atıyorum düşünmek değil de düşündürmek falan yazan kısımlar oluyordu. Çok fazla değil, aşırı değil ama benim çok gözüme çarptı. Bilmiyorum. Belki ben biraz fazla bu şeylere dikkat ediyorumdur. Ondan da olabilir. Yo, olabilir ya. Bazen işte o andaki kitaba yoğunlaşma durumuna da bağlı biraz. Demek ki ben çok yoğunlaşmadan okumuşum. Ya aslında hızlı okunabilecek bir kitap bu arada. Yani çok akıcıydı. Şimdi önceki kitapla kıyaslayacak olursam, önceki kitapta ben bazı yerleri anlayabilmek için geriye döndüğüm olmuştu. Bunda hiç olmadı. Gayet aktı gitti Evet. kitap. Bir de bu baskısında ön tarafta isim listesi yoktu yani. Seninkinde var mıydı? Benimkinde de yoktu. Belki de gerek duyulmadı o zaman. Şimdi ben şuna da bahsetmek istiyorum. Yani yayın evini çok mu böyle gömmüş olacağım bilmiyorum ama kapak tasarımı farklıydı mesela ilk kitaptan. Güncellediler kapak tasarımlarını Agatha Christie kitaplarının. Fakat bu eski kapak baskısıyla çıkmıştı. Belki de eski baskıyı aynen olduğu gibi koruyup aldılar bazı kitaplarda, güncellemediler. Diğer kitap mesela isim listesi vardı başta ama yeni baskıydı o kitap mesela bendeki. Bu kitap eski baskıyı devam ettirdiği için belki eski baskıda isimler yazmıyordu ya da bazı kitaplarda vardı, bazılarında yoktu, onu da bilemiyorum. Çünkü bu kitapta ilk baskısını 2015'te yapmış. Hani çok da eski değil baktığın zaman. Neydi bizim ilk kitabın ismi? Ölüm Sessiz Geldi. Bendeki Ölüm Sessiz Geldi de bu kapak tasarımıyla, yani şu an senin elindeki Gizli Düşman kapak tasarımıyla çıkmış. Anladım. Bununla değil. İlk şeyiyle. O zaman bazı Onlar kitaplarda var, bazılarında yok karakterler. aynen, bir daha bakıyorum. Evet, karakter listesi var. Ya da bu tam bir cinayet romanı olmadığı için de belki böyle çok çetrefilli değil mi desem. O yüzden mi koymadılar bilemiyorum yani bu tarzı. Ya da Agatha Christie'nin kendi yazdığı orijinalinde bazılarında belki
isim listesi vardır, bazılarında yoktur. Ona sadık kaldılarsa Evet. bu şekilde de bir basım olabilir. Ya ben ona biraz şaşırdım. Hani kitapta yine bir isim listesi olur diyordum ama geçen kitapta mesela isim listesi vardı. O isim listesine baktım. Sonra kitabı okudum. Sürekli bir döndüm. İşte bu kimdi, şu kimdi falan derken iyice kafam karıştı. Belki de isim listesi olmaması daha iyidir bu polisiye kitaplarında. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Belki de olabilir. O da bir yorum. Bir de bu kitapta beni karakterler çok yormadı yani. Diğer ilk kitapta 1880'lerde geçiyordu sanırım hikaye. Orada işte konağın içindekiler, işte dışarıdan gelenler falan böyle çok büyük bir karmaşa hakimdi. Ama burada çok net bir şekilde düzenli bir hikaye kurgusu vardı. Ya çünkü Belki ilk kitabın dediğin gibi az önce acemilik Evet. veya işte yeni bir yazarın ilk kitabının olmasının verdiği bir heyecan vardı. Ya kötü değildi ilk kitap bu arada. Güzeldi ama ben ikinci kitabı daha çok beğendim. Bir de iki karakter, iki tane ana karakterimiz var. Ve bu karakterler üzerinden öykü gidiyor. Diğerinde Poirot'un yardımcısının ağzından okuyorduk biz olayları. Ve yazar aslında onun ağzından bu kitabı yazarak kitaba çok fazla müdahale etmiş oluyordu. Yani birinci ağızdan yazıldığı zaman böyle bir sıkıntı da olabiliyor. Bazen yazarı çok daha fazla bulabiliyorsun ya kitabın içinde okurken. Bunda Evet. onu pek göremedim ben. O açıdan da bu okuması daha rahat bir kitap oldu benim için. Bazı noktalarda kitabı okurken şöyle bir sıkıntı yaşadım. Olayları okurken acaba bu olayın gerisinde neler olmuştu? Onu bir unutmuşum sanki. Bu olayı şimdi böyle anlatıyorlar ama acaba ne için buraya gidiyorlardı gibi. Bilmiyorum, belki hızlı okumaya çalıştım. Çabuk bitirmeye çalıştım. Belki o yüzden böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Ya da gerçekten bazı kısımlarda kopukluklar vardı. Ben yakalayamadım. Mesela Albert karakteri bir anda girip bir anda çıkıyordu gibi hissettim. Evet. Bazı karakterler sadece görevini yapmaya gelen tiyatro sahnesindeki böyle oyuncular gibi geliyor, küçük bir değişiklik yapıyor ve çıkıyor. Aynen o şekilde. Albert'ın geçmişiyle alakalı yani bizi bilgilendirecek herhangi bir nokta yoktu yani, haklısın. Peki genel olarak sen kitap hakkında ne diyorsun? Beğendin mi? Önerir misin? Açıkçası ben yayının en başında da belirttiğim gibi bunun bir Poirot kitabı olmasını bekliyordum. Ama bu kitap aracılığıyla Tommy ve Toppins'le tanıştım. Daha sonra da merak ettim. Acaba Agatha Christie'nin kaç tane Tommy ve Toppins kitabı var diye. Toplamda 5 tane varmış. Yani ilerleyen okumalarımız esnasında 4 defa daha onlarla karşılaşacağız. Ve muhtemelen artık evli ve çocuklu olarak devam edecekler ama maceralarına nasıl devam edecekler o da bir merak konusu. O yüzden ben hem yeni karakterlerle tanıştığım için mutlu oldum. Hem de tarihsel olarak Londra'da dolaşmaktan da mutlu oldum. İşte kırsal alanları olsun, şehir merkezi olsun. Köşkler belki çok yoktu bunda ama dönemin önemli mimari eserlerinin de içlerine girmek güzeldi yani. Ben okuyuculara da yani bu bir cinayet romanı değil, bir maceranın peşinden koşma romanı. Yani polisiyenin farklı bir versiyonu aslında. O yüzden de cinayetten belki çok da hoşlanmayan okurlara tavsiye ederim. Ki zaten buraya kadar dinledilerse muhtemelen okuyup da gelmişlerdir. Doğru. O yüzden umarım okuyanlar da bizim gibi memnun kalmışlardır. En azından benim gibi. Ya ben de bu kitabı çok daha akıcı buldum. Çok daha okurken sevdim. Olaylara çok daha rahat bir şekilde dahil olabildiğimi hissettim. Diğer kitapta biraz daha zorlanmıştım olaylara girerken, hani olayları takip etmekte. Bunda öyle bir sıkıntıyla çok fazla karşılaşmadım. Dediğim gibi bazen kopukluklar oldu. Belki ben tam kafamı verememişimdir o bölümlerde. O yüzden de bunu yaşamış olabilirim. Ama genel olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Bu karakterlerle tekrardan karşılaşacak olmak da güzel bir ödül olacak aslında ilerleyen okumalarda. Ben çok beğendim iki karakteri de. Evet, bu evlilik konusu hala büyük bir soru işareti kafamda. Ama Evet. bakalım neler olacak. İlerleyen kitaplarında göreceğiz bu serinin. Sanırım bunları da ayrı bir seri olarak değerlendirebiliriz kendi içlerinde. Tommy ve Evet, Toppins'la. neden olmasın? Eğer
Agatha Christie'nin büyük külliyatını tamamlama şansına erişirsek yıllar içerisinde onu da öylece değerlendirebiliriz. Bu yayınlarımızı dinleyerek, hatırlayarak güzel bir bizim için de anı Evet. oluyor. Şimdi kitapla ilgili benim aslında söyleyecek çok bir şeyim kalmadı. Senin varsa alayım. Sonra film uyarlamalarından birazcık bahsetmek istiyorum ben. Senin için de uygunsa. Tabii ki ben açıkçası yoğunluğumdan dolayı film ve dizi uyarlamalarına bakamadım. Eğer sen izlediysen senden dinlemek isterim. Şimdi geçen yayında da ben aynı şekilde seyredememiştim. Evet. Burada iki tane uyarlaması varmış. Hatta üç taneymiş aslında. 1920'lerde Almanya'da yapılan bir filmi varmış. Tabii karakter Oo. isimleri değiştirilmiş ve ona hiç araştırmadım açıkçası. Sadece internette gördüğüm bir bilgiydi. Büyük ihtimal araştırılsa o filmde bulunur, seyredilebilir. Onun dışında 1983'te yine bu karakterlerin başrol olduğu bir dizisi var. 10 bölümden oluşuyor sanırım. Ve film olarak 1 saat 55 dakika ya da 2 saate yakın bir filmdi. Benim internette ulaşabildiğim bu filmin altyazısı yoktu. İngiliz İngilizcesini anlamakta maalesef güçlük çekiyorum. O yüzden seyredemedim. Hiç yalan söylemeyeceğim. Bir diğer yapımı ise 2015 yılında Partners in Crime isimli bir dizi yapılmış. Bu karakterlerin olduğu 6 bölümlük bir dizi bu. Ve 3 bölümünde bizim okuduğumuz Gizli Düşman kitabını uyarlamışlar. Ben bu Vay. dizinin 3 bölümünü seyrettim. Burada da benim için ilginç olan şey Tommy karakterini oynayan David Walliams aynı zamanda çocuk kitapları yazarı. Ve ben de kanalımda bir kitabına yer vermiştim. Onu da yine isteyenler dinleyebilir kanaldan. Açıkçası onun yazım dilini çok sevmiştim. Çok eğlenceliydi. Bu filmde de Hem yazar hem oyuncu. aynen onu görmek böyle güzel oldu benim için. Güzel bir sürpriz oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Çok fazla şey değiştirmişler. Bir kere olaylar Öyle mi? 1915'lerde geçmiyor. 1950'lerde geçiyor. O yüzden de tabii ki birçok şey zaman kaymasına uğramış olaylar. Onun dışında karakter isimleri aynıydı. Fakat olaylar çok daha farklı şekilde gelişiyordu. Aslında baktığımız zaman hemen hemen çok yakın şeyler ele alınmış yine dizide ama karakterlerin başına gelen şeyler daha farklıydı. Olayı çözümlemeleri çok daha farklıydı. O açıdan bu kadar değişmesini pek de hazmedemedim diyebilirim. Çünkü hep şey vardır ya işte okurlar kitapların film dizi uyarlamalarında birebir görmek isterler. Değişimi pek hazmedemezler. Onu yaşadım bu dizi uyarlamasını seyrederken. O zaman belki de uyarlama değil de esinlenme gibi düşünebiliriz. Ya işte ismi aldıkları için, isim haklarını aldıkları ve bütün karakterleri ve öyküyü genel hatlarıyla aldıkları için çok esinlenme de diyemiyorum. Sanki birebir almışlar Haklısın, her şeyi. aynen. İçerik de çok Haklısın. değiştirmişler. Bilmiyorum, o açıdan biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama yine de en azından David Walliams'ı görmüş olmak benim için güzel bir tesadüf oldu. Onun da kitaplarına daha fazla okumalarımda yer vermeyi planlıyorum. Bakalım artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. O zaman kanalında biz de bekliyor olacağız. Umarım. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Artık yavaştan istersen kapanışa da geçebiliriz. Eklemek istediklerim Evet. varsa. Bugün Agatha Christie'nin ikinci kitabı Gizli Düşman'ı konuştuk. Bir sonraki kitabımız Şubat 2022 okumalarında 1923 basımlı Dersimiz Cinayet hikayesini okuyacağız. Artık roman mı, hikaye mi? Onu göreceğiz. Bu arada biz gerçekten bir ön araştırma yapmıyoruz. Sadece basım yılını baz alarak sırayla kitapları okuyoruz. O yüzden onun da yayını bir terslik çıkmazsa Mart ayı içerisinde kanalda olur. O şekilde dinleyebilirsiniz onu da. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere diyorum. Vakit ayırdığınızı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle sana teşekkür ediyorum. Yine bu seride bana eşlik ettiğin için kitapları okurken ve üzerine tartışırken. Aynı şekilde siz dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Umarım bir şekilde okumaya devam edebiliriz yine. Bu kitaplar üzerine konuşmaya devam edebiliriz. Öyleyse sonraki içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.